Dersimiz Fenerbahçe'den. Herkese merhaba değerli Fenerbahçeliler. Sevgili kardeşim Uğur'la birlikte yine sizlerin huzurundayız efendim. Hafta sonunu karşılıyoruz. Dedik ki Cuma akşamımızı güzel değerlendirelim. Herkes hafta sonunu keyifli geçirsin. Ee, birazcık gündeme dair konular üzerinde sizlerle sohbet etmek istedik. Ee, Tabi bazı gelişmeler oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin uzun transferi konusunda ortaya çok fazla isimler atıldı. Ee, bu isimlerden tabii konuştuğumuz oldu, konuşmadıklarımız oldu gerek Uğur'un sosyal medya hesabından yazdığı oldu ama en son konuşulanlar işte Bruno Fernando ve Damien Jones olmuştu. Birazcık bu durumlarla ilgili Uğur'a sorular soracağım. Daha önce sizlerle bahsetmiş olduğumuz Fenerbahçe'de kısa rotasyonunda Zagars'ın takıma katılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorduk. Zagars'ın durumuyla ilgili ufak tefek gelişmeler var. Onları paylaşacağız efendim ve bugün Sertaç Komsoğlu'nun istifasıyla ilgili ortaya çıkan böyle bir e, akım oldu. Aslında bu İstifanın ne amaçla olduğunu birazcık konuşacağız. Birazcık şube yönetimini uzun konusunda serzenişlerimiz olacak efendim. E, hızlı bir yayın olacak, keyifli bir hafta sonu yayın olacak diye tahmin ediyoruz. Ama öncesinde 10.000 abone yürüyüşümüzde inanılmaz bir teveccüh gösterdiniz. Çok ciddi derecede sıçramalar yaptık. E, temenni ediyoruz ki bu yayın ve bundan sonraki yayınlarda da en kısa zamanda 10.000 aboneye ulaşacağız ve 10 Fenerbahçeliyi mutlu edeceğiz. Tabii ki siz bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorsunuz. O sebeple kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Efendim like butonlarını çökerteceğimiz yayınımız şimdi başlıyor. Uğurcuğum şöyle başlayalım dilersem. E, hep zaten uzun konusunda gidiyoruz uzun süredir. Uzun transferinde Fenerbahçe'nin ne hamle yapacak, nasıl bir gelişme yapacak bunları bekliyorduk. Ee, ancak sosyal medya tabii NBA kontratlarının bitmesiyle birlikte çok fazla isim düşüyor. Bunların bir kısmı tabii Fenerbahçe'nin ilgi alanına girdi. İşte Nimekita gibi, işte Mamukashvili gibi, işte biraz Moses Brown gibi oyuncuları zaten konuşmuştuk hatırlıyorsan ama e, özellikle son 1-2 günde çok fazla ismi geçen oyuncular Damien Jones e, ve Bruno Fernando oldu. E, bu transfer süreçleriyle ilgili senin düşüncelerin nelerdir? Fenerbahçe bu iki oyuncuya da gitti mi? Ya da gitmedi mi? Bunları senden öğrenmek istiyoruz. Ki gün sonunda zaten oyuncular da şu anda Fenerbahçe'yle değil aslında çok farklı yerlerde kariyerlerine devam edecekler. Oradaki transfer süreçleriyle başlamanı rica ediyorum. Ee, Olurum estağfurullah. Şöyle e, hep aslında konuşuyoruz ya pazar payı e, veya işte pay payda olayı çok açıldı artık Euroleague'de ve e, NBA'de yani Amerika piyasası mı dersin ne dersin. Ee, çok büyük rakamlar var. Yani inanılmaz büyük rakamlar var. Oyuncuyu çelme işi çok zor oluyor ee, çok farklı challenge'lar yani çok farklı şeyler vaat etmek lazım. O, e, gereği oluyor ve hatta oyuncunun artık hakikaten ben farklı bir platformda yer alayım, farklı bir şekilde yol alayım demesi gereken bir dönem oluyor. Bir de i̇şte tabii dediğim gibi hep söylüyoruz. NBA'de e, nasıl söyleyelim? O sıcak parayı veyahut da ne bileyim işte günü kurtaracak e, kontratı buldukları <laughs> zaman çok buralara düşmek istemiyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe şu an işi çok zor e, maalesef. Yani evet. yapılanırken burayı unuttular mı? Nasıl bir yapılanma oldu onu bilmiyorum. Ama gerçekten e, birazcık yani şapkadan tavşan çıkarmaları gerekecek bir duruma doğru gidiyoruz açıkçası. Doğru. Doğru. Evet bir isim duyduk. Orada son anda duyduk. Ki sen bana araştırdın gün içerisinde ki e, araştırmıştım. Ve araştırmalı sonucunda akşam yazdım ama akşam yazdığım iki saat sonra negatif anlamda kendim doğruladım. Yani oyuncunun, oyuncunun kararıyla alakalı tabii ki. Bruno Fernando, e, Fernando, Bruno Fernando diyelim. Tekrar telaffuzu doğru yapalım. Çok doğru bir isimdi bence. E, oyuncuyu izledim ben. E, hakikaten hani size'da güçlü, rakibini iletebileceğini bildiğimiz, e, savunmada çok güçlü kalabileceğini hisset. Yani gerçekten hani o görüntüleri verebilecek, hakikaten herkesin söylediği gibi judo tadı, tarzı bırakabilecek bir oyuncuydu. Ee, ama maalesef oyuncuyu alamadık. Yani Toronto'yu tercih etti sonunda. Ama ilgilendiğimiz doğru. En azından ee, şu yani hiçbir bir oyuncuya bakmıyoruz. Birçok oyuncuya gidiliyor tabii ki ama hani hakikaten doğru ismi mi gidiliyordu? Bruno Fernandes doğru bir isimdi. Ben sonradan teyit ettim. E, Azubiçi aslında doğru bir isimmiş. Yani gidilmiş aslında ona ama o da çok fantastik bir ee, ücret söylemiş. Dolayısıyla o yüzden olmadı. Demin hiç alakalı olmamış. onu söyleyebilirim. Yani çok çok şu an Fenerbahçe'ye geçildi ama e, açıkçası şu an Fenerbahçe'ye geçmesi çok var. Az önce sen çok güzel söyledin zaten. Yani şu an Fenerbahçe'de de arayışta. Yani yanlış bilmiyorsam Morak, e, Şey, Barcelona da sonraki transferi zaten böyle düşüş transferlerinden yaptı. iyi İyi yaptı, az yaptı, uz yaptı. O tartışılır ayrı bir konu ama onlar da nicelik anlamında eksikti. Şimdi dediğim gibi zaten Euroleague'de hani herkes belki sıkıldı bu kelimeler ama daralan bir havuz var herkes en iyisini en baştan toplamaya çalışıyor zaten ve de bazı pozisyonlarda zaten 3-4 adam var biliyorsun yani işte say bir elini parmaklarını geçmiyorlar özellikle uzun konusu hakikaten büyük sıkıntı yani ee, alabilen yani burada kalabilmeyi düşünen Amerikalılar da var sonuç itibariyle baktığında yani Lesort gibi yani burada kalmayı tercih eden ama oyunu da oy e nasıl söyleyeyim e oyunun şeklini de değiştiren pivotlar veya uzunlar <laughs> kısalar kadar onlar da çok değerli oldular. Onu yakalayabilene e, çok şükür yani diyor e, takımlar. Mesela biz mod ile bunu çok ümitlenmiştik şahsen. Yani ben çok gerçekten hani dedik ki Veseli sonrası hani uçan kaçan hani yakalıyor ediyor falan ama sonra o challenge devam ettiremedi. Valla Ömer Faruk'la ilgili de şu an hala bir beklenti içerisindeler herhalde ama hala bu beklenti ne kadar artık evet. çok şeye çıkacak bilmiyorum. O da 2-3 gün sonra ağırladık. Onun Orada kokusu çıkar diye düşünüyorum. Çünkü zaten son günlere geldik biliyorsun. Ee, bu hafta son diyebiliyorum. Yanlış biliyor olabilirim ama ben bu haftanın son olduğunu düşünüyorum. Zaten son kontratlar. Son değişiklikler yani süreler. Dolayısıyla valla Onur gerçekten ee, bir dilemma yani. Şu anda ben hani kimi kızıyorum tabii ki ya yani şu an e, Melli ve Sertaç'ta kaldı şu an uzun rotasını ki Melli bence dört numara oynayan yani power hmm. forvet yani tandas gibi oyuncu. E, Sertaç 5 ama Sertaç ne kadar 5? Veyahut da Sertaç ne kadar? Yanlış konuşmam yani. Ne kadar 5 derken ne kadar verimli bir 5 evet. oynayabilecek orada tek başına. E, ee, veyahut da belirli, belirli bir süre paylaşsa da ne kadar olabilir? Bazı oyuncular vardır. Hani 4 numaradan 5 numara çok kısaldığı zaman oynayabilirsin ama Fenerbahçe'de öyle çok potansiyelli bir oyuncu da yok. Hani belki ufak ufak bazen de Şan'dan o pasajları görürsün ama bunlar şu an çok ee, yani bazı yorumlar okudum ben. Ee, biz niye Golden Set gibi uzun oynayamıyoruz? Arkadaşlar burası NBA değil. Burası Avrupa basketbolu. Burada sete set oynanan bir oyun var. Yani evet. ve senin kısaların Clay Thompson, Stephen Curry falan değil yani. Veya 3 üç numaran e, Raymond Green de değil. Yani o yüzden olmadığı için böyle bir potansiyelin. Dolayısıyla çok zor yani böyle bir şey oynayabilmen. Ee, ki senin kısan da kı kısa net değil. Yani şu an Fenerbahçe kısası da şu an Euroleague piyasasına baktığı zaman net bir kısası yok. Ee, yani şimdi Kalates sonrası bir point kardımız yok. Açık ve net konuşalım. Yani birden fazla o, o oynayabilecek oyuncu var ama hani e, geçenlerden İbrahim da isyan etti ya ben de isyan ediyorum. Sen ne hani bir buçuktan iki, iki buçuktan üç. Abi bir yok yani. Ya şu an 5 yok şu an Fenerbahçe'nin. E, ee, çok büyük düşündürüyor. Yani çok güzel bir kadro çeşitliliği var. Hakikaten iyi oyuncular alındı. Hep bunu konuşuyoruz ama o tamamlayıcı ana unsur parça buradan Erol abi de selam olsun. Hani ben biraz polyanacılık gibi görürdü ya o beni hani Fenerbahçe'nin geçerse elindeki kadro selam olsun. Onlar bize pastaşıyorlar biz yönüzdaşlarımızda ne güzel ne mutlu onları da anmış oluyoruz. Ben dolayısıyla gene söylüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu çok kaliteli. Çok iyi bir kadro. Ama onu tamamlayacak o iki oyuncu Hatta şu an sadece uzun için konuşuyoruz desek uzun gerçekten çok anlamlı olmak zorunda Feyyabacı'nın e, nasıl söyleyeyim eklenti değil Fenerbahçe. ana unsuru bir e, uzun almak zorunda şu an Fenerbahçe. O yüzden merakla bekliyorum Allah onur sen de ben de bekliyoruz ya yani şu anda ne yapmak istediklerini. Keşke arayıp keşke sorsak ne yapıyorlar ne düşünüyorlar ama şu an bize ulaşabilen bilgiler en azından bu yönde muhakkak arayış arayışları var yani olması olmaz. İnşallah doğru kişiye nasip olur. Çok da kısıtlı bir zamanımız var. Olmazsa o bambaşka bir yayın programı. İnşallah onu da çekmek istemem yani açıkçası. Şuradan, buradan söyleyeyim yani. Ee, uzun konusu şu an söyleyebileceklerim hakikaten yani birinin parmaklarını geçmiyor şu an olurum yani dönem olarak. Kısa konusunda da herhalde sen muhtemelen benden daha bilgi sahibisin. Onu söyle yorumumu da paylaşır bir kişi da bana atarsan yani. Eyvallah. E şöyle urcum yani Şimdi uzun konusunda bakıldığında Fenerbahçe sezon başından beri aslında yani sezon bitti. Yani hani işte Haziran'dan beri diyelim bu iki aylık belki üçüncü aya giriyoruz yani sürekli bir isimler kovaladı değil mi? İşte Mamuk gitti. Nemik gitti. Çeşi. Vincent Poirier'e gitti mesela. E şimdi bakıyorsun Azı Büyük'e adı diyorsun işte Bruno diyorsun mesela hani tamam belki gitmemişiz ama işte bir Demin Jones adı geçiyor işte Moses Brown adı geçiyor. Hani dünya kadar isim geçiyor ama gün sonunda baktığım kadarıyla herhalde ben şunu anlıyorum Uğur. Yani yabancı oyuncu olarak, yani 5 numaraya tabii ki daha atletik, daha sert bir Amerikalı bakıldığı gibi herhalde şu olarak da bakıyorlar. Ya işte Ömer Faruk meselesi de hala kapanmadı. Ömer Faruk'u oraya çekersek hani şimdilik bir böyle başlayalım moduna girdiler. Hani sen şöyle de düşünmüştün hatırlıyor musun kısa konusunda? İşte Fenerbahçe uzun da alıp transferi bitirecek belki ilerleyen dönemde çok ihtiyaç olursa özellikle Avrupa Kupası'nda yani Euroleague'de bir kısa oyuncu çekme ama şu anda görüyorum ki aslında film az, e, anlattığının tersine dönmeye başladı. Tabii tabii. Yani Ömer Faruk'u da alalım. Biz işte Sertaç var. Biraz da Melli'yi kullanırız. Ondan sonra işte böyle devre arasına doğru bakarız. Olmadı bir uzun bu çekeriz moduna girdiler herhalde. Biraz da filmi buraya doğru sardılar. Neden şunu söylüyorum? Çünkü e, zaten hep bunun biliyorsun fikir cimnastiğini yapıyorduk aslında. İşte Saras aslında Fenerbahçe imza attığı günden beri hep mesela Zagars'a bir kenarda bakıyordu. İşte gelişimi nasıl, durumu nasıl diye. E, çok büyük bir ihtimalle yani son dakikalarda herhalde bir aksilik olmasa Zagars'la önümüzdeki dönem zaten kadroda olacak. Senin bahsettiğin gibi çünkü Zagars'ın gelmesiyle herhalde elimizdeki tek 1 numara zaten Zagars olacak. Çünkü point guard olarak biz Zagars olacak. Ya orijin tabii tek çıkış doğru. Yani tek doğru. orijin çıkışlı oyuncumuz Zagars olacak. Herhalde şöyle de düşünebilirler. Şimdi yabancı sınırlamaları da olduğu için hani belki sadece EuroLeague kadrosuna da yazabilir Zagars'ı. Çünkü orada da biliyorsun yani çok e, hatlı sayılır sayıda maç oynanıyor EuroLeague'de de. E, bundan dolayı bir hamle yapıyor olabilir Fenerbahçe. Ya yani süreçler hakikaten çok enteresan. Yani çok. biz kısa konusunu hep mesela dedik işte kısa almamız lazım uzun almamız lazım derken işte dünya kadar isim geçiyor. Hiçbir şekilde sonuçlanmıyor. Evet belki dedi saçması para doğru oluyor. Birazcık Fenerbahçe'nin ihtiyacından dolayı da ortaya çok sık isimler atılıyor hani. E ister istemez tabii Fenerbahçeliler de tabii heyecanlanıyorlar. Şimdi sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla yani bir checklist gibi var mesela herkesin elinde. Şimdi bir sıralama yapıyorlar değil mi? Mes oyuncu mesela diyor ki işte ya bu diyor bitmiş sözleşmesi. İşte oyuncu free'ye düşmüş. Free Agent'a düşmüş diyor. Tak 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 bir bakıyor. Aa diyor bu diyor mesela diyor. İşte, işte yangını başlıyor. Editleri başlıyor oyuncunun. Bir bakıyorsun olmuyor hemen onun bir altındakine falan evriliyor iş. Hani taraftar sabırsız mı dersen bence sabırsızlanmakta da çok haklı. İnanılmaz ağırdan ardan. Ya alınan bir, bir de şimdi şey isimler diyorsun. öyle tatlı öyle güzel isimler konuştuk ki tabii halle. Yani gidildiğini bildiğimiz ve doğru isimler. Şimdi yani senin şu an elinde kadronda Lorenzo Buran'la ee, i̇nsan poyoruyormuş olsa, şu an biz seninle şu an pop programı işte e, onur sence e, Mart ayında mı Final Four'u garantileriz yoksa Nisan ayında mı yok Değil mi? bence Mart bence Nisan diye böyle bir geyik programı yapmaya başladı keyiften burada evet. çatlardık yani ama şu an e, şu an başka türlü çatlıyoruz yani şu an gerçekten yani şu an ger yani kalitelinin kaliteli kadronun eksik kalmasının vereceği burukluk ve deli saçması bir şey var. Yani hani şey, geçen geçen programımız şeker var, un var, yağ var ama helva yapmak için bir tane daha malzeme var. Yani bir şeyler lazım. Bir yani bir şey eksik. Tüp lazım, tüp pişirecek tüp, ha, tüp lazım. lazım. tüp lazım veyahut yani bir şey eksik burada. Çok tencere taşra. yok. Ha tencere yok yani aynen öyle tencere yani orayı kapsayacak dediğim gibi onun o, o bütün bu bileşenleri kapsayacak tencere yok yani. Kota altında ben buradayım diyecek. Veyahut da ne bileyim dediğin gibi işte e, o yağ dökülürken o çok güzel bir şekilde oyunu organize edecek. Rahat yok ya inanamıyorum yani. Diyorsun ki o zaman Karatis'i niye bıraktık abi? Niye bıraktık evet. yani? Veyahut da Papayanes'i niye bıraktık? Gelmememiz de gerekiyordu diye düşünüyorum. Dilerim şapkadan tavşan çıkarırlar. Yani ben şu an kimse kusura bakmasın. Ee, o isim Ömer Faruksa hemen başında beraber abi yani kesinlikle inşallah da Ömer Faruk yani bir sıfırdan yani. Baş... sonuçta Uğur yani bir ya o da abi, ayrı bir abi. konu o da ayrı bir konu zaten o yüzden yani oraya orijininde bir ismi katamazsak eğer <laughs> yok ona çok keyifsiz geçer inanılmaz keyifsiz geçer yani zaten senin hala 5 numaraların var gibi gözüktüğü yerlerde ne sıkıntıları çektin e, tabi düşünemiyorum çok ciddi yani sıkıntılar anlamsız çektim. olur yani Anlamsız olur. Evet yani bu konuda dediğimiz gibi e, gerek eleştiri yapan gerekse bu konuda sıkıntı duyan mesela gönüldaşlarımız var. Sevgili Murat Didin abimiz mesela hani o sıklık yazıyor. Bakın göreceksiniz transfer yapılmayacak diye. Hatta demiştik ya transfer yapılmazsa zaten hakikaten Hani sahada olma çok çok abesle iştigal kaçar gibi ama e şimdi Murat abinin bilmiyorum. öngörüsüne doğru gidiyor da iş yani bu yapılmayacak demek değil ama yani her isimle geç kalmak her gittiğimiz isimle kapının suratımıza çarpılması. Bizim mesela unuttuğumuz bir isim mi var mesela Skanto yazmadığımız hatta Twitter'da falan paylaşıyoruz işte yani var mı ben valla bazı unutuyor muyum acaba diye düşünüyorum. Oyuncuda mı var biz mi saçma sapan kendi kendimize yani şu an bizim getirdikleri nokta da yönetimin çok kızgınlık yani vereceği ben evet. isyan ediyorum şu anda yani e, ee, elimle doldurmaya çalışıyorum. İşte yazmaya çalışıyorsun. Ee, de şampiyer diyorsun. Ki onun da makabi falan geçti. Yok öyle şeyler. Kafalarına çıkarsınlar. Tamamen şey safsatası. Menajerlik safsatası. Zaten de şampiyeri de verir. Sen kim oynayacaktı? Yani zaten kafayı sıyırmış vaziyette. Hayır yani de şampiyeri sonra bu saatten sonra dediğin gibi kimi çekeceksin? Ha, o zaman Nacil'i de ver yani. Dağıtacaksan tamam ya, tamamen aynen. dağıt yani. Hayır, o zaman Şavon Şil'si alsaydın derler adamlar o zaman. Yani. Ya neyse. Baktım. Ya dediğim gibi çok yaşa. Yani şimdi dört numaraya bakıyorsun. Eee? Nigel Ace var, ee, Bozic kalsın var. Hani de 4 numara değil de üç buçuktan dört. 3 aslında orijinalde. Şampiyonada dört evet. de, de oynayabilir düşün. E, Melli power forvetten hani Bozba center. Biz, ben sana bir şey söyleyeyim Sertaç da aslında power Forvet'ten Bozba center. Yani dört bunları biliyorsun. Dört dört buçuk yani. Beş değil bak şu anda takımda beş yok abi. Evet. Yani e, birlerin tartışılır. Abi, Onlar abi, da, Düver, da zaten. Ahmet Diveroğlu'nu getirelim o zaman. O, ben da, ben o da kanser mi? Dubai'ye gitmiş o da. Ben sana söyleyeyim. Vallahi çağırsınlar hemen. <laughs> Dubai'ye gitmiş o da vallahi. <laughs> yani. o, Abi evet. çok yani yok gerçekten şu an bizi inşallah bu konuma bırakmazlar. ha Tam bir dilim var yani şu an. Ben ben yönetim konusunda zaten hani bir de bize şey bir sistem gelmiş, hatırlıyor musun? Sizde hani yürek yok yönetime karşı konuşacak kadar ama o çok enteresan bir yorum. İzlememişler bizi oluyor. herhalde izlememişler evet. evet. bizi. Yani hakikaten onu söylemeden çok komiğime gitti Çok komik bir yorumdu o. <laughs> işte bir şundan bir 7 8 önceki yorumlar şey ya mesela derse falan orada zaten ne olduğunu gördü çok kıymetli izleyenimiz. Ya yani yönetime eleştireceğimiz tabii ki dediğin gibi çok fazla konu var. Evet bakıyorsun kısa tarafında evet güzel hamleler yapılıyor diyoruz ki evet bu parçalar buraya ekleniyor ama Fenerbahçe'nin senelerdir zaten kanayan yarası şu oldu. Bir numarası ve beş numarası. Aynen. Fenerbahçe buraya bir türlü çare bulamadı. Yani kimi getirse Obradoviç döneminde bile işte biliyorsun işte yani Thompson geldi. Diyorduk ya hadi orta mesafe atıyor. Biraz bir şeyler yapıyor. Final forabi bir gitti. Adam ne olduğunu şaşırdı yani böyle. Yalan mı? Doğru doğru. <laughs> Ağzı açık. E, ayran adamı oldu diyeyim hani tamam mı? O, ona öyle ona, da otur, ona da zaten oturmuş kadronun bir parçası olabildiği için gittik zaten yani. Tabii. Onu, kadro oturmuş bir kadro. Aynen. Yani dedik ki işte burada şey gitti ne derler. E, i̇şte Yudoh gitti. Zaten buraya çekti. Ya, zaten Marko Onurum lafını balla kesiyorum. Bak geçen programda söyledim bak Wade'le oynayabilirsin. Demir holla oynayabilirsin. Skatil'e o topu getir. Bir şekilde getirirsin abi. Hani topu, yani topu getireceksin evet. Ama abi uzun da bana kurban olayım beni rahatlatacak bir şey. Yani şu an hepimiz herhalde serumluk falanız yani. Şu an burun yani diyazeme yatırılmış vaziyetteyiz. Bize bir iğne vurun da bunu görmeli, Biz sizleşelim vaziyetindeyiz. Bizi büyük dağıtırlar. Yani hani taraftar gibi konuşuyorum. Bizi büyük dağıtırlar. Ya, yani ya yani bunu biz, görmemelerinin evet. imkanı yok. Yani evet. ben şu an ben şu an kendimden geçmişim, egzeleci ediyormuş çünkü konuşmuyorum. Bizi büyük bu oyunu da oynadığım için biliyorum. <laughs> sen de oynadın ama ben profesyonel seviyordum. Bizi büyük dağıtırlar. Harcarlar bizi. Yani bizim orada oynayan oyuncu grubumuz varken bize riban çekemiyorduk. Tabii. Melli ile Sertaç'la bizi da dağıtırlar bizi. Bizi çok döverler Uğur. Bizi büyük döverler. Bizi büyük yani sen falan. Golden State gibi oraya şey forvetsiz hani futbol muhabbeti gibi 4-6-0 falan öyle bir şey Öyle Öylece şey, EuroLeague'de mümkün değil abi. Bak Türkiye Ligi'ni geçtim. Türkiye Ligi'nde bile mümkün değilsem EuroLeague'de mümkün değil abi. Aynen. Ama şimdi tabii herkes şunu da söylüyor. Acaba diyorlar biz bunları konuşurken bu kadar isimler ortaya atılmışken yani hani hiçbirimizin bilmediği hakikaten çok çok iyisini mi alacaklar hani gibilerinden. Abi inşallah. İnşallah abi İnşallah. Ben şu an ya, tamamen inşallah. o durumdayım. Ben tamamen evet. o durumdayım ki ben o yüzden sana söylüyorum. Ömerse Ömer Sömer ya eksisini konuşursam bak ne olur. o seviyeye geldi şu anda çünkü. O kadar evet. elzem. Yok. Evet. Yani nicelik anlamında da yok, nitelik anlamında da yok şu an. Ha yani niye bu oruralara getirdiler? Hakikaten haklısın bir şey söylemiyorum yani. Abi işte tamam. geç kalınmış zaten. Fizik, tamam. Evet çok ekstrem paralara gitti. Çıkamayabilirsin. Ayrı bir konu. Ya abi o zaman ne bileyim yani eee geçersin. Oturuyor. Alsaydın abi mesela yani ya ben sen Mamu mesela biliyorsun değil ha, bir yani, sene falan uzattı yani, Yani. Yani, yani. yani ne da baktığın zaman belki biraz daha üstüne kalmıştın. O kalmış biraz ama daha ama evet, evet, Aynen. Mamu Kelaşvili'ye baktığın zaman Mamu de illa gitti de orada 5-6 kontrat almadı ki. Genelde Allah bir senelik mi ne kontrat aldı hatırlıyorum. Yanlışımız varsa düzeltsinler senin yani. Spor, senin sponsorunda biraz daha para çıkaydı abi. Şimdi oraya geliyor başkanım kusura bakmasın da yani şimdi bizi eleştirmiyor. Siz konuşmuyorsunuz değil mi? De. Biz konuşuyoruz abi neyi konuşmayacağım yani. O zaman çıkaydınız abi paraları yani. Çünkü Abi Fenerbahçe basketbolu abi şu an futbol gibi yönetilmek zorunda. Yani Doğru. Yani şu an bizim nasıl 6 numara ihtiyacımız var? Tamam oyuncu da belli Üç aşağı 5 yukarı. Ben hala o aşamadayım. Aşamadayım. Aşamadayım hala söylüyorum. 10 kişinin olması gerektiği alakalı. İsmi de söyleyeyim Sadar Oraya o transfer olacak illa Allah razı ile. Ama abi şeyde isim bile yok şu an. Bir şu evet, an konusunda isimleri konuşamıyoruz. Doğru. Konuştuğumuz isimlerden dediğimiz gibi Uğur. Yani çok, ürkütüyor beni. Artık. Hmm. Çek liste var. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde yönetimin elindeki listeyle bizim burada sosyal medyada NBA'yi de takip eden, basketbol çok seven Fenerbahçeli kardeşlerin elindeki listeyle muhtemelen aynı. Hakikaten herhalde çocukların da bir egzeli var. Yönetimin de bir egzeli var. Böyle herhalde aynı sıralamada gidiyorlar. Onlar evet. da bir bakıyorlar, ediyorlar herhalde. Aa bu kaldı. Ya bu kadar olmaz yani. Bu kadar safsaklanamaz bir iş. Evet, 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 Ve para konusunda doğru söylüyorsun. Evet, Fenerbahçe futbol takımı gibi yönetilmedi basketbol takımı da. Bak gittin, dedin ki benim ne santrafor ihtiyacım vardı. şak parayı bastırdın. Şimdi 6 evet. numara için kez aynısını yapıyorsun. Tret sakatlandı diyorsun ki ben bir de 8 yapıştırayım diyorsun. Evet, evet. Değil mi? Belki evet. üç tane transfer yapacaksın şu anda. Hayır, bir de şunu söyleyeyim. Kadronun geri kalan çoğunluk kısmını yani %90'ını evet. hallettin ya hatta %90'ını da çok büyük paraları da halletmedin ha. Çok cüz'i akıllıca işleri zaten. imza ettin. Aynen. Dur, bazı yerlerden kaç var bu parayı. Evet. Ya yani bazı, bazı yerlerden kaç çekeceksin. Tabii. Ya. Abi sana daha bomba bir şey söyleyeyim. Üç isim Söyle. sana söyleyeceğim. Güler misin ağlar mısın? Cedric Nan. Bravo. Ostas, Sulukas. Doran Evet. Bunların üçü nerede abi? Ya hepsi işte. Panathinaikos'un. Aykos'un. Geçen kim şampiyon oldu? Panathinaikos. Aykos. Kendrick çıktığı seviye. Sulu kasın küllerinden doğması baktığımda, değil mi? Ve geçen sene tabii ki oyuncuyla anlaşıyorsun, evet. Orada da belki parasal konuda sıkıntı var ama işte orada senin dediğine geliyor. O zaman orada diyeceksin ki sponsor mu sponsorla kardeşim benim burada gemimi yürütürken kaptanımın C iyi olması lazım. Git abi leçurt al. Niye alamıyorsun abi? Paratrekos aldı mi? adamı. Sen niye alamıyorsun abi? Yani çok enteresan ya, Hakikaten. Çek şey, abi <laughs> sen İbekay'ı. Niye çekiyorsun abi? Niye? Bak hala Real çekiyor. Osman grupları Garuba'yı aldı. Ya bu senesi var. Tavares'le yeni sözleşme imzaladı herif. Aynen. İbaka'yı aldı. Üstüne İbaka'ya çekti. Herif orada bile, bile, sen de değil mi? Gülmüş millet. Bilezik yaptı diye. Sen ne yapacaksın? Sen değil de, bir, sen de beş numara yok ya orijin. Delireceğim olur. Vallahi bak silin, kabus geçiriyorum Fenerbahçe squadına baktıkça. Yani iki gün yani. önceye kadar iki gün önceye kadar Uğur Şerimov'daydık. Ne derler? Ya hadi bakalım o olacak bu olacak falan ama özellikle artık hani diyorsun ki bak o isme gitmedik bu isme gittik olmadı. Bu isme gidiyoruz olmuyor falan. Artık bir yerde hakikaten ya pamuk eller cebe lütfen ya. Abi Ve madem ki gittiğiniz da. adamlar da diyorsunuz ki evet ya bunlar Fenerbahçe seviyesinde oyuncular diyorsanız da artık yani hakikaten ben şimdi bir NBA cahili olarak ben bilmiyor olabilirim, ben bilmiyor olabilirim oyuncuyu ama hakikaten NBA takip edenler yazarlarsa madem ki doğru isimlere gidiyorsun da e, kesenin ağzını açın abi birazcık yani. Baba bir de akşam pazarından ne kadar kaliteli bir ürün Ya Evet. Benim şu an en büyük soru işareti bu. Yani beni beğendin ama Bir de artık alan, şampiyonun kutlamalarını bırakalım değil mi Uğur ya? Ne o ya? ya biliyorsun yazlık mekanlarda hala Fenerbahçe Pekol'un ilk şampiyonun kutlamaları oluyor işte derneklerin falan yeter diyorum ben artık ona. Arada bir böyle fotoğraflar görüyorum ben sosyal medyada. Anladım tamam güzel mesaj. Yani evet ya, şi, şimdi bugün AŞ'den de Sertaç Bey biliyorsun zaten istifa etti. Herkes acaba de basket şubeden mi gitti de ama bildiğim kadarıyla AŞ tarafından istifa etti. Darısı et. başına darısı başına o da olur. Darısı basketbol da olur inşallah diyorsun. Yani olma ihtimali olacaksa olsun abi böyle olmaz. Ya bak evet. ben desen ki bana o, onur Yani küçültme çalışıyoruz ne bileyim yani abi 2 numaran müthiş, 3 numaran müthiş, 4 numaran müthiş, 1 ile 5 ya. Bak 1 ile 5'te de kötü isimler yok. Ama ana unsurun yok ve seni Hı. ayakta tutacak isimler bunlar. Bana desen ki 1 ile 5'in tamam, 3 numaran yok. Ya 3 numarayı bir şekilde halledersin. 4'ü de bir şekilde halledersin. Hallettin de bak kaç senede 4 numarası oynuyorsun bak. Bu sefer 4 numaran var, 5'in de 1'in yok abi. Ama 5 ve 1'siz basketbol oynayamazsın abi. Uydu abi oraları uydu abi orası uydu olmadan olmaz abi yörünce dönmez. dönmez dönmez dönmez. yani iki buçuktan üç zaten maalesef birçok alanda öyle oldu ama gene geliyorsun dönüyorsun başarılı olan takımlara bakıyorsun ki bunların içerisinde Final Four oynayabildiğinde sen de aslında başarılı say sayılmak zorundasın Mike James diyorsun bir numara Galatasaray diyorsun bir numara şunu diyorsun evet. bir numara diğer takım kimdir sen çok yaşa Bildiğim Ghost diyorsun bir numara abi. Thomas evet. Volkab diyorsun bir numara. Şu Thomas Volkab bana kızıyorlar. Keşke bizde olsaydı abi. Hep bana kızıyorlar Thomas Volkab. Var mı bir tane daha bir oyuncu? Bak adam bırakmıyor. Bak kaç daha uzattı. Yok abi bak daralan havuz diyorum sana Euroleague'de. Çok doğru isimlere gittik. Ama iki tane isim için eğer para yüzünden... Yani tamam. Para yüzünden olmadı muhtemelen tabii ama yani B ve C planı olması lazım Abi karabaşı şu doğru. zamana kadar. Çok geç kalındı. Aynen. Ve de hep aynı soruyu soracağım. Akşam pazarındaki ürün ne kadar kaliteli çıkar? Uğur bir de hep şey yaptık. Bir oyuncunun üzerine çok yoğunlaştık. Mesela, mesela Larkin'in üzerine çok kaldık. Evet. Her Bakıyorsun de. hep Larkin, Larkin. Mesela şu Emre Siri meselesi de yani. Ya ben herife gelmeden söylemeye başladım. Ne yalan söyleyeyim yani. Tamam. Ya evet. birinci anlıyor musun? Sıra, birinci olur. sırada olabilir tamam. Ya kardeşim sen de yani, koskoca Fenerbahçe kulübüsün. Her branş anlamında söylüyorum. Tamam sen Larkin'e diyorsun ki kardeşim ben sana bu parayı veriyorum senin işte atıyorum 48 saat 72 saat düşünme süren var yoksa o parayı sen harcayabiliyorsun o zaman dediğin gibi Lorenzo'ya gidebilirsin Aynen. daha başka x bir adama gidebilirsin mesela tamam mı hani doğru ama sen yapmıyorsun sen bir adamın üzerine bir takılıyorsun abi sonra mesela bize de soruyorlardı işte değil mi hani şey işte Larkin geliyor mu gelmiyor mu ama niye çünkü yönetimsel olarak süreçler uzuyor hep bir adam üzerine hep bir takılma var uzuyor 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 uzuyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Evet futboldan da aynı oynuyorsun. Çok doğru. Evet iyi isimlere gidiyorsun. Ama sen aynı anda BC C planını da dersen ki ya ben atıyorum buna 3 veriyorum. Ama B planındaki adam da bunun kadar olmasa belki yarım kademe daha ufak ama bu 3 etmez de bu işte 2 eder falan. Aynen. Üçlük seni kabul etmiyorsa git 2 800de de bu kadar bekletmeni anlamıyor. Gel Sezon başlıyor biz hep eksiyiz. Ondan sonra işte yok Eylül dönemin fırsat mı olacak o mu olacak işte biliyorsun Kampazo'yu alamadığımız o işte ara transfer dönemi insanlar gene beklentiye giriyor. Biz şu halimizde bile geçen sene bu kadar eleştirilen oyuncularla işte rica minnet Allah'ını seversen ya biz sana bunu yaptık da Kalates gel şu şurada bir sene Aynen. dur. İşte bir sene önce Predator dediğimiz Motni'nin inanılmaz derecede gerilemelerine rağmen koca sene hiçbir şey yapmadan işte son 1-1.5 ay birazcık kıpırdayan papayan liste Final Four yaptık. öyle Ses ya. Sestina'yla bravo. E ama işte bazı şeyleri gördükten sonra da buna müdahale edilmesi gerekiyor. Aynen. Şimdi aynen. herkes mesela birçok yayını işte transfer yayını olarak bekliyor ama bugün artık birazcık da serzeniş yayını oldu. Çünkü transferle dediğim abi, gibi tabii. konuşulacak bir şey kalmadı ki. Ha, neyi anlatalım? Ha, etkileşim aynen. içinde zaten yani adam da uyduracak halimiz yok dur şuradan bir tane tombala çekelim ha işte bilmem kim çıktı hadi şunu yayını çekelim diye bir durum yok. Onur ne vaziyette biliyor musun? Etkileşim için bile artık o kadar tabii şu an komik yani vakaya ayrı konuşuyorum. Yani etkileşim bile olacaksa bile bir de yapsınlar bizim için yapsınlar. bomba evet. bir şey konuşuyorum şu anda yani vallahi yapsınlar. Yani Doğru. ben orayı şu an Melli ve sertaç Sertaç düşünemiyorum abi. Bizim, <laughs> bak güleceksin bize bir replik geliyor herhalde muhtemelen. Çukur'dan olsa geri. Bizi fena da Orada sin haflıydı Evet, bizi, evet. Fe, bizi fena dağıtırlar. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Vallahi. Yani basketbolda kalalım. Çok bak yeminle güzel kadromuz oluştu. Yani var iki, 3'ü 4'ü saya saya doya. Hatta 1'de bile güzel isimler var. Doya doya sayıyorum ama abi 5'siz olmaz. Kurban olayım. 5'siz olmaz. Uğur şu Brezilyalı Kavakola gitti mi partizanda? Abi gittik ha git, gitmedik değil mi ya, ben, ne oldu ben, ben de şimdi şimdi öbür takımları çok fazla kovalayamıyoruz tabii yeri İtti, geliyor futbolda daldı gittik diye biliyorum ben hatta. yanlış hatırlarsın mı ya ama. neler var ya yani bir, geçenlerde bir yorum geldi kimden geldi çok özür diliyorum muhtemelen ki ben yazdım diye zaten belirtecektir evet, ama kanal müdavimlerinden biriydi şöyle söyleyeyim hiçbir şey bulamıyorlarsa olimpiyatlara baksınlar dedi abi doğru söylemiş ya evet abi <laughs> abi Olimpiyatlardan... bir şey söyleyeceğim Abi ben o zaman da söylemiştim. Tabii duayene çok büyük saygı duyuyorum ama. Murat Murat Orhan'a. Abi bu Lorenzo Burhan bizim gelen atanları da çöp çöp yapmak. Abi şimdi bazı oyuncular iyi oyuncularla oynadığı zaman daha da yükselebiliyor abi. Şimdi yani sen Kızılsızlı'da Lorenzo Burhan'ı transfer ettiği zaman çok iyi bir kadrosu vardı Kızılsızlı'nın. İyiydi yani. Bayağı sağlam bir kadrosu vardı. Şu an ismini yani şu an aklıma gelmiyor. Kadrosu ama sağlam açıp bakabilirler yani. Ben de açıp söylerim diğer programda şunlarla oynamış diye. E sen transfer ettiğin zaman yanlış hatırlamıyorsam Kokoşkov dönemiydi. Kokoşkov dönemi. Evet. evet abi kadro çok kötüydü yani. Ceren Edilerle falan oynadık yani. O bir tane ismini unuttum ya. Bir tane Howard bir şey uzun bir tane sonra. Hamilton. Başka. Ya Hamilton çok yaşa yani. Hakikaten olabilecek en kötü kadro oynadı herif yani. Ve ona rağmen çok daha bireysel istatistikleri manasında da iyi işler imzattı. Takım oyunu oynatması anlamında. Yok veya gardı değil. Şimdi alamıyorsun abi bak. Adam İspanya milli takımını seçti. İspanya, hala harikalar yaratıyor abi. Niye doğru kadın Doğru aklı yönetiyor çünkü abi. Oyuncuların yani doğru guard olabilmen için oynayacak pozisyon seninle beraber oynayacak enstrümanların da seninle beraber aynı notada buluşabilmesi lazım. Aynı sekasta olması lazım. Olmazsa olmaz. Sen kadar değerli ol. Olmaz o iş abi. Olmaz yani. Olmadı da. Kaçırdın bak alamıyorsun işte şimdi. Aynen az önce üç tane isim söyledim. Bak adam salak mı? Üçünü birden, üçlü birden aldı. Niye? Hem kendini aldı hem de pazarı cıstı. Bak kimse alamıyor şu an. Tabii. Çünkü, şimdi, onların her birinin üç tane farklı pozisyonda adamları gittiğini düşün. O zaman başka Aynen. bir şey konuşurdu ama adam hepsini aldı abi. Abi işte biraz evet. büyük takım olmak böyle bir şey. Orada bir takım daha söyleyeyim mi sana? Belki pozisyon anlamında farklı ama işte Olympiakos'un Vezenkov hamlesi. Cibi cibi. Aynen. Madem öyle dedi ben de o zaman dedi Vezenkov'u çekeyim dedi yani baktın değil mi? Aynen Bir ara çünkü herkesin böyle iştahını kabartmaya başladı işte Vezinkov'un oradaki durumları falan. Ama adam ne yaptı işte? Dedi ben de o zaman dedi Vezenkov çekeyim dedi hani. A Aynen. Çünkü geçen sene özellikle yerel Lidya Palantinakos'a karşı çok dramatik bir final kaybetti onlar. Biliyorsun en azından ne dedi? Bir ekleme yapayım dedi. Yani herkes kendince bir ekleme yapıyor. Uyuş. Geçen sene Çin Final formuyordu. Tekrar Fenerbahçe. hemen geçelim. Monaco Tabii. değil mi? Monaco'da evet. Motoyunas vardı. Tek adam o kaldı diye. Ki Monaco tekrar anlaştı. Bir de üstüne Papayani sağladılar. Atlet, atlet oyuncuları var zaten orada. 4 numarada her zaman buluyorlar. Gel abi şu an şey e, ee, Olympia, Olympia, Olympia gel. Orada sakat olduğunu bilsen de adam yine de 5 dakika 10 dakika çıkıyor, vuruyor, ediyor, blok yapıyor. Minutinov. Minutinov'dan bahsediyorum. Mustafa Fol orada galiba. Tabii. Değil mi? Mustafa Fol orada. orada. Ha. Bir tane de uzunları vardı galiba. yine Unuttum ama. Yani adamların yine 5 numaraları sağlam. E, real madde geliyorsun. Abi adamlar zaten adözyosaydı. Tekrar düşmeyelim. Da. Bilezik yaptılar orayı. Abi sen bir tane bak. Bir tane bak. Onur bak bir tane 5 numaran yok bak. 5 numara oynayacak sentri yok abi. Bak power forward demiyorum. Fenerbahçe'nin şu an kadrosundaki bütün oyuncular Sertaç dahil. Hepsi power for, forward tandası. Yani 4 numara tandası. 5 numara tandası. Ben 5'im diyen yani. sentri yok abi. Ve bunu bu yönetim görmüyorsa, bu staff görmüyorsa rezalet bu vaziyetteyiz abi şu Doğru. Her zamanki gibi kadro mühendisinde çok ciddi sıkıntıların ortaya çıktığını aynen, görüyorsunuz. görüyorsun. De şöyle aynen. bir şey var. İşte zaten yabancı sayısı belliyken de şimdi orayı da bir şişirdin. Şimdi ne yapacağını şaşırıyorsun. Evet abi. Belki de biraz da bundan dolayı işte inanılmaz düşüncelere giriyorlar. Dediğin gibi zaten herkesi bir yere devşirdiğimiz için biz acaba diyor Deşan'ı oradan çıkarsak da diyor acaba bir tane daha yabancı çekebilir miyiz o yani olursa da şaşırmam ha. Bizim baklavanın üstünde kaymak olacak olan konumuz ne biliyor musun? Topu Guduriş mi getirsin? Veya getirmesin mi? Veya da voleybol evet. getirsin? Guduriş mi getirsin? Ve oraya bir kısa mı çeksin? Olmalıyken bizim şu an uzunumuz yok abi. Evet. <laughs> <Uzunluğum gülüyor> şey, Pişe, and roll oynayacağın yok oğlum senin şu an. Evet. Yani Aynen. mübalağa yapıyorum. Tamam Melli oynarsın da anladın sen benim söylemek yani o topu hmm. alıp içeri vuracak bir kendrol oynayacak. Ee, katından, e, vektör katından high post'a low post'a uç, kat edecek uzun O topu laps diye slam denk yapacak uzunuyor. Başka o, da söyleyeceğim bir şey yok. Çok, çok, fena Hiç, hiç, hiç hareket yok ya. Hiç çok hareket, hareket yok. Çok yok. Çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Hiç yani, şey değil mi? History yapmıyorum. Korkuyorum şu an yani. İnşallah Ömer'dir. Yani bilmiyorum. Oysa odur yani. Veya da birisi olması lazım. Yani dilim, buruna, bunu Fernando'yu yani. duydum. Fernando'yu çok sevindim ama işte o da kursağımıza kaldı iki saat sonra. O da <laughs> bayram namazından Selahattin'e <laughs> Çok uzun sürmedi yani o versiyonda Ama inşallah bize bayramı yaşatırlar diye düşünmek istiyorum. Yoksa kaos olur yani. Yani bugünkü yayının üzerine bakarsak herhalde gene en büyük tepkiyi sanıyorum Sayın Derya Bey Abi tabi yani. Gibi, abi tabi. tabi hepsi hepsi yani. Ben sarışıyorum. Sarasa kadar gider mi yok? Gider tabi. Gider yani abi. Yani ne düşündüler abi? Ne yaptılar? Ne yapmak istediler? Ya da Saras'ta ben, de de şöyle da şöyle bir şey olabilir Uğur? Saras'ta oraya bir liste verip yani arkadaş size de yani ne söylesek karavan attığınızda diyebilir yani. Bir şey diyemiyorum işte diyorum. Oraya kadar gider o da nereye vurur? Topu taca çıkartır. Kimi taca çıkartır? Onu bilmemiş. O anlamda söylüyor. Paşa Tabii. doğru söylüyorsun. Aynen. Aynen yani Fenerbahçe'nin transfer kaosu devam ediyor. Evet, abi. Hani çok hızlı başladığımız özellikle işte bu kısalar konusunda böyle işte olumlu neticelerin oldu. Hemen tak 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 işleri bitirdiğimiz yerde tabii ki kendimize uygun bir şekilde yine kendimizce bir final aşamasına girip yine belirli noktaları eksik bırakıp bir de oralarda dediğim gibi daralan havuzda Avrupa'dan yapamadığımız hamlemleri şu anda NBA'den de açıkçası biraz daha yapamamaya başladık. E, ama illaki dediğim gibi o kontrol listesinde eee daha fazla oyuncular vardır. Temenni ediyoruz ki belki biz bu saatlerde bunları konuşurken inşallah birileriyle abi çeşit, bir tabii Güzel inşallah. temaslar başlamıştır. Biz de bir iki gün sonra belki hafta sonu bir pazar günü olur, pazartesi olur artık ne gün güzel bir En son haberi bildirelim bak. Bak <laughs> evet bu, <laughs> aynen, değil mi? Böyle olsun bitsin biz de gelelim diyelim ki ya yani resmen almışız sizler için. Komşu sohbet edelim tabii, dedik tabii, olsun tabii. De. Ama e, hakikaten uğur işi şakası senin kaynaklar bir de, bir de kuruttular yani su gelmiyor artık su gelmiyor akmıyor yani yağış ha yok yağış abi daha ne yapayım yani yağış kurudu artık tabi, yani Tabii tabii tabi. yapacak bir şey yok ya yani inşallah hayırlısı olur ne diyelim e, güzel isimleri yöneliriz valla Ağzına sağlık kardeşim. Bence aslında e, ne derler aile üyelerimizin çok beklediği formatta bir yayın olmuştur. Özellikle yönetimsel konudaki sardanışlardan dolayı. Ya yok, estağfurullah ben yönetimi eleştirmek için eleştirmiyorum ki yani tabii, tabii ki. ki ben de şu anda e, en basic halinde taraftar olarak gönülden buradan konuşuyoruz. Tabii sonraki ki. Işi, sonraki işimiz aslında onunla beraber yürütebildiğimiz o olayın analizini yapıp bilgiyi burada ak akıtıp veya da işte fikri burada sunup e, beraber paylaşımı yapmak yoksa tabii ki öncelikle biz de şu an biz izleyenlerin coşkusunun isteğiyle arzusuyla konuşuyoruz. Buradan kalben konuşuyoruz. Doğru. Ama tabii ama buradan süzgeçten tabii ki geçiriyoruz. Yani bir tarafıyla Doğru. da eksisi artısı ne olabilir diye. Yönetimi alkışladığımız çok zaman oldu ki alkışlayacağız tabii ki bizim yönetimimiz ben Fenerbahçeliyim sonuç itibariyle. Herhalde ki değerlerini yüksek tutuyorum. Hala da öyle tabii ki aşağı çekmek hiç derdimiz değil. Bardan dolu Doğru. tarafından konuşmak istiyoruz ama e tabii ki canımız acıdığı zaman da veyahut da canımız içi sıkıldığı zaman da ki biliyoruz ki bu programları çok çok izliyorlar her zaman söylüyorum. Onlara da buradan mesajı vermek zorundayız bu kanal aracılığıyla. Hepimizin gönüldaşlarının duygusu doğrultusunda. İllaki. O yüzden aynen, aynen. O yüzden yine her zamanki gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii. Çünkü illaki yayınlar izlendiği kadar o yorumların da okunduğuna Emin ee, olsunlar ya o, tam, Kaç var anladım, zaten aynen. Yani. Bunu da en başından böyle söylüyor. tekrardan ağlığına sağlık. E, yavaştan yayını kapatalım. O olmaması, o olmaması işten değil. Nasıl ki erken haberleri biz buradan verebiliyoruz. Nasıl ki her şeyi öncesinden duyabiliyoruz. Sebebi bundan işte. Daha ne anlatayım ben? Evet. <laughs> Artık yeteri kadar ima ve şey <laughs> 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 bu konudan hep diyorlar ya soruyorlardı kaynak kim, kaynak kim diye. Artık birazcık da şöyle sizlere bilgi vermiş. Kaynak Fenerbahçe Cumhuriyeti. Kesinlikle. Ağzına <laughs> sağlık. Eyvallah. Efendim kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Muhteşem yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyoruz. Tabii ki like butonunun da çökmesini bekliyoruz efendim. Bir adı e, orada teşekkür butonunun hatırlatmasını bir kez daha yapmak istiyorum. O konuda e, geri dönüşler olacağına inanıyorum. Çünkü orası da hakikaten hepimizin adına sadece Uğur ve Onur'un değil Burada bizim ailemiz olan tüm Fenerbahçeliler adına yapmak istediğimiz güzel e, projeler adına efendim desteklerinizi orada da bekliyoruz diyelim. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İnşallah başka bir yayında transfer konuşmak ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.